Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde boyun omurlarını bitirip torakal omurlara geçmiştik. Şimdi kısa bir özet ek ders materyali hazırlayalım dedik. Arkadaşlar hatırlarsanız boyun omurları bütün evcil memelilerde 7 taneydi. Bunların uzunlukları genellikle kranyalden kaudal yani birinciden birinciye gittikçe kısalmaya başlıyordu. Geçen seferki videomuzda Atlas'la Aksis'i konu olan küçük bir video çekmiştik. Orada birlikte çalışmıştık. Bu sefer 3. 4. ve 5. boyun omuruna işaret etsin diye sadece bir omur kullanacağım. Bunlardan birisi 6. omur burada, 7. omur da burada. Dolayısıyla önce genel özelliklerden bahsedelim. Örneğin 5. veya 4. omur olduğunu varsayarak bunun üzerinde bazı özelliklerinden bahsedelim. Yine bütün omurlarda olması gerektiği gibi hatırlarsanız sadece Atlas ve Aksis'te farklılaşan kaput vertebramız var. Arkada benzer şekilde bir fossa vertebra var. Aynı şekilde öndeki kısmına extremitas cranialis, arkadaki kısmına ise extremitas caudalis veya fossa vertebra diyebiliyoruz. Ventral taraftan baktığımızda bizim burada keskin ve belirgin olan bir crista ventralis oluşmuştur. Ve bu yapının tamamı, şu yapının tamamı şöyle korpus olarak, korpus vertebra olarak geçmektedir. Korpus vertebranın sağ ve sol yan taraflarından yukarıya doğru bir arkus geçmektedir. Arkus vertebra. Tabi sadece şu ön kenarı veya sadece şu arka kenarı değil. Bunun tamamı, bu köprünün tamamı arkus vertebra olarak isimlendirilmekte. Yine sağdan veya soldan yanlardan baktığımızda, lateralden baktığımızda belirgin olan bir prosesus transversus var. Ve bu omurlarda prosesus transversus iki çıkıntılı. Görüyorsunuz burada kranyal, burada da kaudal çıkıntısı var. Şu taraftan da kranyal ve kaudal çıkıntısı görülmekte ve bu prosesus transversus'un kaidesinde gördüğünüz gibi bir delik. Bakın bu taraftan başlayarak kranyalden arkaya doğru uzanan bir deliğimiz var. Bu deliğin de ismi bizim için foramen transversarum oluyor. Şöyle boyayalım onu da. Mavi rengi foramen transversarium. Slide'dan da hatırlayacağınız üzere foramen transversarium'ları omurların içerisinde ard arda gelerek örneğin şuradakine de bağlanacak diyelim. Şöyle foramen transversarium. Ard arda bağlanarak canalis transversarium'u oluşturuyorlardı. Nerede yoktu foramen transversarium? Sadece 7. boyun omurunda, 7. servikal omurda yoktu. Gördüğünüz gibi tıkalı gözüküyor zaten arkadan. Yukarıya doğru gittiğimizde arkadaşlar önde ve arkada olmak üzere ikişer tane büyük oluşumumuz var. Bu büyük oluşumlarımız bizim için processus articularislerdi. Şurada gördüğünüz üzere processus articularis cranialis ve burada processus articularis caudalis yer almaktadır büyük bir şekilde. Ve bu eklem çıkıntılarının üzerinde veya altında öndeki veya arkadaki olduğuna bağlı olmak üzere eklem yüzleri var. Örneğin bu processus articularis cranialis'in dorsokraniale bakan şu yüzü facies articularis cranialis'tir. Bu processus articularis caudalis ise arkaya ventrokaudale veya caudoventrale bakan şu yüzü facies articularis caudalis olmaktadır. Nitekim şu büyük delikte bizim için foramen vertebrale olmuş oluyor. Ve vertebranın en üst ucunda dorsalinde gördüğünüz gibi farklı renk yapalım bunu. Şu oluşum bizim için processus spinosus oluyor. Hatırlarsanız 3. 4. 5. vertebra servikalislerde çok belirgin değildi o. 6. de biraz daha belirgin olmakla birlikte özellikle 7. de şurada görüyorsunuz 7. de
uzamaya, geriye doğru uzamaya, geri çıkıntı yapacak şekilde kaldıra doğru uzamaya başlamış. Bundan sonra zaten artık torakal omurlar geliyor. Altıncı omurun 5. 3. 4. boyun omurlarından farklı olarak processus transversus'u şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 çıkıntılı. Bunları da boyayalım. Aynı şekilde kırmızı renge. Gördüğünüz gibi bakın şöyle kırmızıyı tutturamadım. Şöyle burası, burası ve burası. Processus transversus şuradaki 5. 4. veya 3.deki gibi 1 ve 2 çıkıntılı değil 3 çıkıntılı ve dolayısıyla şu şekilde boyadığımızda şöyle burada bir plaka oluşuyor. Şu yaprak gibi düşünebilirsiniz. Sağa sola görüyorsunuz. Hem burada hem de bu tarafa ve şu arayı şu şekilde gördüğünüz gibi kapatıyor. Oluşturulan bu yapının ismi lamina ventralis veya lamina verticalis diyenler var ama daha çok lamina ventralis kullanılmaktadır. Verticalis diyenler daha çok dikey olduğundan dolayı diyenler ama bir yanılgı oluşturmasın. Lamina ventralis daha doğrusu olacak. Yine bu omur üzerine bakacak olursak kaput vertebrası gördüğünüz gibi eküde ve ruminantlarda bayağı belirgindi. Bu kaput vertebra nereye oturacak? Bir önceki omurun fossa vertebralis'in içerisine oturacak. Bu arada bizim processus transversus'un kranioventral ucunu boyadık. Fossa vertebralis'e oturacak. Kaput vertebra. Burada processus articularis cranialis var. Processus articularis cranialis'in eklem yüzü olan facies articularis cranialis burası ve burası nereye oturacak? Nereyle temas edecek? Bir önceki kranialdeki omurun processus articularis caudalis'inin facies articularis caudalis'ine temas edecek. Yani processus articularis cranialis processus articularis caudalis ile eklem yapacak. Yine burada az belirgin bir processus spinosus yer almaktadır. Yine foramen transversalium var. Gördüğünüz gibi şurada ve yine bu tarafa uzanmaktadır. Yine benzer şekilde foramen vertebralimiz yer almaktadır. Boyun omurları arasında en farklılardan birisi 7. boyun omuru. Öncelikle processus spinosus'u diğerlerine nazaran uzamaktadır. Diğerlerine derken aksisi bunun dışında tutabilirsiniz. Aksisinin kendine has bir processus spinosus oluşumu var. 3. 4. 5. ve 6.ya nazaran farklı bir yapısı söz konusu. Bu arada unuttum söylemeyi. 6. boyun omurunda gördüğünüz gibi crista ventralis çok gelişmiş değil. Evet. 7. de processus spinosus yükselmeye ve geriye doğru uzamaya başlıyor. Yine processus articularis cranialis var. Processus articularis caudalis var. Ve bunların üzerindeki eklem yüzleri facies articularis cranialis ve bu tarafta facies articularis caudalis yer almaktadır. Processus transversus'u bu omurun gördüğünüz gibi bir tüberkulum halini, bir çıkıntı halini almaya başladı. Yani resesyona, küçülmeye doğru gitmektedir. Nitekim torakal omurlarda artık processus transversus tamamıyla bir kabartı halini almış olacak. Yani şu şekilde yanlara uzama gibi bir şansı yok. Çünkü artık oraya costa yani kaburgalar eklem yapmak için eklem yüzü oluşturuyorlar ve bir nevi processus transversusların yerine uzayan costalar, kaburgalar olmuş oluyor. Processus transversusların dışında, doğrusu bu processus transversuslardaki bu değişiklik dışında önemli bir değişiklik şuradaki şu çıkıntılar. Daha doğrusu eklem yüzleri. Şunlar. Bunları farklı bir renge boyayalım. Şöyle. Bunlar fovea costalis caudalisler. Neden caudalis? Çünkü omurun arka tarafında bulunuyor. Neden fovea? Çünkü bir eklem yüzüdür. Neden costalis? Çünkü buraya ilk costanın
kaputu üzerindeki eklem yüzlerinden kranyaldeki eklem yapacak. Bunun arkasından artık torakal omur gelecek şu şekilde burada ve bu ikisinin arasına eklem yapacak şekilde ilk kosta yani ilk kaburga girmiş oluyor. Onun için diğer boyun omurlarından farklı olarak burada şu şekilde birer sağda solda eklem yüzleri var. Bu eklem yüzü sadece karnivorlarda görülmemektedir. Karnivorlarda burada bir eklem yüzü yok. Burada yine fossa vertebra var. Yine kaput vertebramız var. Güzel şekilde. Şöyle boyayalım. Biraz daha farklı bir yapıya bürünmüş, daha küçük bir crista ventralis var. Bakın buradaki gibi bir lamina verticalis veya ventralis söz konusu değil. Yine bir arcus var. Gördüğünüz gibi arcus vertebra ve korpusun kendisini görüyorsunuz. Bir özellikten daha bahsedeyim. Özellikle arkadaşlar omurlar yan yana geldikleri zaman ve tam eklem yaptıkları zaman yani processus articularis caudalis ile processus articularis cranialis ile alt alta gelerek buradaki üste, buradaki üste altta kalacak şekilde geldikleri zaman bu arkusun ön arkusu ile arka arkus arasında şurada bir boşluk şekilleniyor. Bu boşluğun içi daha doğrusu ismi spatium interarcuale. Onun dışında yine vertebralar arka arkaya geldikleri zaman şuradaki mora boyayalım. Incisura caudalis ile buradaki incisura cranialis arasında şekillenecek olan deliğin ismi foramen intervertebrale olmuş oluyor. Foramen intervertebrale laterale isimli delik şekilleniyor. Buradaki incisura ile buradaki incisura bir araya gelerek oluşturacakları delik. Eğer bu delik iki vertebra tarafından oluşturulmamış olsaydı şuradan bir delikle foramen vertebraleden dışarıya direkt açılan bir delik omurun kendisine ait olsaydı sadece o zaman foramen vertebrale laterale olacaktı. Ama iki omur tarafından arka arkaya gelerek oluşturuldukları zaman foramen intervertebrale olmuş oluyor bizim için bunlar. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.